Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin isteği doğrultusunda makas kesimini gerçekleştireceğiz. Makas kesiminde doğru açılar ve doğru teknikler sonucunda pompadour saç kesimi gerçekleştireceğiz birazdan. Şimdiden iyi seyirler, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmenizi ve yorum kısmına bir sonraki videomuzu ne olacağını sizler belirleyin. İlk öncelikle yapmış olduğum işlem iki şakak bölgesinden çizgimi alarak U ayrımı gerçekleştiriyorum. Tabii bu gibi kesimler için bu tarz taraklar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tamamen teknik kesimler için üretilmiş bir tarak. Zaten çoğumuz da biliyoruz bu tarakları. Evet, şu anda U ayrımımızı gerçekleştirdik. Kontrolümüzü yaptıktan sonra saçımızı tamamen ön tarafa doğru çekip buradan böyle parmağımız ile biraz kıvırıp pensiyle tutturuyoruz. Tutmadı tabii. Şimdi tutturuyoruz. Evet, bu şekilde pensiyle iyice tutturup, çünkü üstteki saçlar keseceğimiz saçlara gelmemesi için. Şimdi burada saçlarımızı tamamen çapraz ayrımı yapabileceğim yöne doğru tarıyorum ki buradaki ayrımlarım daha net çıkması için ve saçıma daha da çok iyi odaklanmak için. Şimdi bu kısımlarda başlamadan önce de burada kendime bir kılavuz oluşturuyorum küçük bir parça ile. İlk önce saçımın buradaki fazlalıklarını aldım. Sonrasında ise buradaki kabalığı almak için saçı tamamen kendi çıkış yönüne doğru çektim ve kesimimi gerçekleştiriyorum. Tekrardan ikinci ayrımımı yaptım. İlk kesmiş olduğum saçımı üzerine getirerek kesimimi yapıyorum. Tekrardan bir ayrımı gerçekleştirdim ve bir önceki kesmiş olduğum saçın üzerine getirerek buradaki saçlarımızın fazlalıklarını alıyoruz. Ve bu sayede kısadan uzuna doğru bir kat sağlamış oluyorum. Tekrardan ayrımımı gerçekleştiriyorum. Eğer ki ense kısmında daha çok kısalık istiyorsak ve bu kısımda natürel bir görüntü sağlamak için tamamen parmaklarımı 0 dereceye doğru çekerek buraların daha da kısa olmasını sağlıyorum. Hem buradan kısadan uzuna doğru gelecek, hem de bu kısımdan kısadan uzuna doğru gelecek. Ve ayrı zamanda kesim esnasında kesmiş olduğunuz tamamen saçın karşısında olmanız gerekiyor. Hakimiyeti daha yüksek oluyor. Hem de nerede ne işlem yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. Yani burayı keserken burada durmanızı ya da tamamen geride durmanıza gerek yok. Tamamen karşı karşıya olmanız gerekiyor. Ve alttaki kılavuzlarınızı bu sayede daha iyi görürsünüz. Yani mankenler susar, mankenler konuşmaz, tamam mı? Ben sana burada küfür etsem dahi, hı hı, ağzını bıçak açmıyor. Açmaması gerekiyor. Hı hı. Bakın arkadaşlar, sizin için mankenin bile ağzını açamıyor. Adam 3 haftadır saçlarım uzasın ve senin takipçilerin makas kesimini görsün diye teşekkür ederim kardeşim. Takipçilerim adına ben sana teşekkür ediyorum. Rica ederim, her zaman evrim değil. Yorumlarınızda eminim ki sizler de Hakan'a teşekkür edeceksiniz. Aslında buradaki olay sana teşekkür etmeleri değil, yorum yapmaları kanka. Öyle de demeseydi. Bu şekilde tararken alırsan kanka, saçın bir bütün halde geldiğini herkes görsün. Ortalama 2 dakika içerisinde, sadece sizlere göstermek için yavaş yapıyorum, 2 dakika içerisinde bir bölüm bitti. Yani kafayı 2 eşit parçaya böldükten sonra bir eşit parçasını bitirdik sayılır. Abi bence tatlı bir soru cevap gelebilir ya. Ne gibi mesela kanka? Abi insanlar
şu an yazsınlar mesela yorum kısmına merak ettiklerini. Bir de Instagram'dan paylaşırız. Tabii. Ana böyle bir 20-25 tane soru alırız. Olur. Olur abi, de herkes şey diyor. Yani bizi beğendikleri için teşekkür ediyor. Evet, sağ olsunlar. Ama sorular da sorabilirler. Ben zaten sürekli YouTube kanalıma artık tamamen adet olmuş şekildeyim. Yani herkesin yazmış olduklarına cevap veriyorum. Yani artık Instagram'dan daha çok YouTube kanalında vakit geçiriyorum yani Eray. Tabi bu da senin sayende abi. Sen bizi daha çok teşvik ediyorsun. De çeneye daldık, burayı unuttuk. Burada bir şey söyleyecektik. Şimdi diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını burada gerçekleştirdim. Saçımı tamamen öne doğru taradım. Diğer tarafta yapmış olduğum kesimin aynısını da burada yaptım. Ve sonradan buranın tekrardan saçın çıkış yönüne doğru çapraz bir ayrımını gerçekleştirip kabalığını aldım. Tekrardan ikinci ayrımımı gerçekleştirdim. Şimdi neden bunu gösteriyorum? Şimdi burada bir farklı bir şey göstereceğim. Bizim camiadaki meslektaşlarımızdan Instagram'da yazıyorlar ki iki tarafı eşit yapamıyorum diye Eray. Buradaki olay bu. Sonradan yapmanız gereken işlem ise şu. Bu taraklarda zaten ilk başında göstermiş olduğum gibi bakın burada delikler var. Eğer ki hata yaptığınızı sanıyorsanız ya da hata yapmamak için buradan bir parça saç alıp buradaki tamamen deliklere doğru getirip buradan ölçü almış olursunuz. Aynı şekilde karşı tarafa geçip baktığınızda aynı ölçüyse devam edin. Aynı ölçüdeyse tekrardan ölçünüzü alın. Bu bölgeye geçin. Bu bölgede işleminizi tamamlayın. Bu sayede de iki tarafta eşit olmuş olur. Emir bir tane fotoğraf çekti. Şeyde paylaşalım. Aynen, bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Bu yok. Bu çok şey çıktı ya. Şöyle göster kanka. Şu daha iyi çıkmadı mı Eray? Ben her zaman efektsiz severim. Ya biz de efektsiz severiz de. Şu da iyi sanki kanka. Kesinlikle. Değil mi? Oslo muydu? Ne yazalım? Dur Eray'ı da buraya etiketleyelim. Evet. Kanka. Canyon değil mi kanka? Canyon. Canyon Medya. Şöyle yapalım. Tamam şöyle. Ondan sonra Eray kesinlikle kişisel hesabını da ekle diyor. Eray YZC. Eray ZC. Tek Y var. Eray? ZC. ZC. Bu arada Sivas Caddesi'ndeki şubemizde çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Buraya ne yazalım? Harika bir çekimden. Kare. Böyle nasıl? Süper. Evet, burada da sosyal medya hesabımızı gösterebiliriz. Burada da görmüş olduğunuz gibi bayağı bir aktif olmaya çalışıyoruz ve eminim ki oluyoruz da. Son bir ay içerisinde 88 bin hesaba erişmişiz. Ayrı zamanda bu benim ikinci sosyal medyam. Bir öncekisi maalesef çalınmıştı. Ama kısa zaman içerisinde tekrardan sizler sayesinde diyeyim aslında güzel bir tekrardan hesabım oldu. Burada da elinden geldiği kadarıyla kısa ve özet sizlere güzel paylaşımlar yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum da. En son hangi videoyu çekmiştik Eray'cığım? Şu videoyu çekmiştik. Evet, bu da güzel bir video olmuştu. Eğlenceli olmuş gayet. Kardeşim Eray'cığım, bu videonun da eğlenceli olmasını istiyorum. Yani güzel yorumlar gelsin abi. Gelsin abi, güzel yorumlar gelsin. Bak o kadar emek veriyoruz abi. Saat 10. Daha yeni başladık çekime. Saat 10 abi. Evimize kaç edeceğiz? Daha diyor ki Eray beni tıraş et diyor. Ya, o da var yani Eray. Yani emek veriyoruz abi, beğensinler, yorum yapsınlar değil mi abi? Kesinlikle. Zaten para aldığımız yok, para yatmıyor. Nasıl yatmıyor ben anlamıyorum. Ben bir anda şey yapayım mı? YouTube'un reklam gelirlerini size satayım mı? Neyse, biz geleceğe tohum atıyoruz abi, geleceğe düşünelim. İnşallah gelecekte kazanırız. Kanka sana her video başında 2000 TL para veriyorum. Şimdi bu manken kardeşimizle gittik, karnını doyurduk. Cebine sigarasını aldık. Bedava kesim yap. Abi üstüne dur sus, ses etme. Ondan sonra abi karnını doyurduk. Çiğ köfte aldık bir de. Abi bize patladı. Bu iş 2500 TL. Üstüne bir de tıraş ediyoruz. Zaten tıraş olmuş 300 TL abi. Evet, 300 yıl başından sonra inşallah 300'e geçeceğiz arkadaşlar. Malum biliyorsunuz enflasyon şu bu. Aynen. Yani, başta sonra her şeye zam gelecek kanka. Aynen kanka. Bir de gerçekten. Yani, bir başta sonra her şeye zam gelecek. Kanka dur, yeni anlaştık. Ses etme. Ses etme abi ya. Moralim bozma bak benim işte. Gerçekten şu an moralim bozuldu tamamen ya. Hadi gidelim, moralim bozacak tek şey ama. Para diyebilir miyiz? Ya para diyemeyiz. Senin moralim bozacak tek şey para. Kanka
Bak daha yeni gördün yaşadığımız olayda. Bizim büyük patron parayı vermeden gitti. Kaydı. Abi para bir ihtiyaç. Şimdi parayı alamadık. Senin parayı veremeyeceğiz herhalde. Ne yapacağız abi? Senin karnını doyurduk. Aç geldin. Cebine sigaranı aldık koyduk. Üstüne de Kadir Yıldırım imzalı tıraş oluyorsun. Daha ne istiyorsun abi? Lütfen ya. Rica ediyorum bak susar mısın? Özür dilerim tamam. Eray ben şu yorumları da alacağım kardeşim bak buna emin ol. İlk başlarda böyle goy goy yapmıyordunuz. Niye sadece işinize kenetlenmiyorsunuz? Ya da senden kendini bozdun diyenler olacak emin ol. Eray zaten sen yönetiyorsun oradaki yorumları izlersin abi. Cevap ne peki buna? Görürüz. Abi biz kendimizi bozmadık. Biz sadece baktık. Burada işimizi yapıyoruz gerçekten. Yani edinmiş olduğum bilgileri sizlere aktarıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ve üstüne sizden para almıyorum abi. Cebimden sürekli para çıkıyor. Beni anladığınızı umuyorum yani. Ajitasyon yapmıyorum burada kesinlikle. Bakın arkadaşlar. Burada saç kısadan uzuna doğru gidiyor. Ayrı zamanda bakın saçımın her iki eşit parçasını da bu şekilde size göstereyim. Kılavuzu ve sistemini ilerlediğim için iki tarafta da hata yapma lüksüm sıfır yani hata yok. Yine burada aynı şekilde ensede hafif bombemiz. Tabii buranın daha kişiselleştirmesi yapılacak. Yoğunluklarımız varsa onları alacak. Zaten saçımız yoğun. Kalın teli bir saç. İlla ki yoğunluklarını derin nokta kesimiyle alacağız. Şimdi yanlarımız. Yanlarımızın %90'ını tamamladıktan sonra üst kısımlarımıza geçiyoruz. Bak oturarak çekiyorsun şimdi. Bak bunu düşeceğim haberin olsun. Ben sana söylüyorum abi. Şimdi saçımızın üst kısmını kısaltmak için burada da bir kılavuz oluşturmam gerekiyor. Buradaki kılavuzumu zaten artık hepiniz ezberlemiş olmanız gerekiyor ama ben sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Buradaki iki kaş hizasından, başlangıcından bu şekilde hizamı alarak tamamen ortada avucumun içine rahat sığabilecek şekilde kılavuz ayrımımı gerçekleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar normalde saçımızın çıkış yönüne doğru kesecek olursak bu şekilde kesmemiz gerekiyor. Ama biz pompadour kesim yapacağımız için tamamen saçımızı 45 derecelik açıya doğru çekiyorum. Buradaki saçımız biraz daha uzun, arkadaki saçlarımız biraz daha kısa olacak. Normalde saçımızın çıkış yönü bu. Ama biz saç modelimize göre tamamen tam tersine doğru çekiyoruz. Buradaki fazlalık saçlarımızı bu şekilde küt bir kesim yaparak alıyoruz. Tekrardan buradan kılavuzumu gördüm. Artık burada tamamen saçımın çıkış yönüne doğru çekebilirim. Çektikten sonra kılavuzumu gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi uzundan kısaya doğru gelen formumuz. Evet burada kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi kılavuzum oluştuktan sonra bu şekilde adım adım değil, bu sefer size farklı bir şekilde göstermek istiyorum. Tarağımın kalın kısmı ile otur rahatsız olma lütfen vallahi yok ben burayı uzatırım böyle. Kasma abi kendini. Tarağımızın tamamen kalın ağzı bölgesiyle buradan bakın yukarı doğru çekiyorum. Zaten orta kısmında kılavuzum var. İki tarafı da kesimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde arkaya doğru devam ediyorum. Hem zamandan çalmış oluyoruz hem de sistemle ilerliyoruz. Zamandan nasıl çalıyoruz? Kardeşim? Çalıyoruz abi. Zaman bizden çalacağını biz de zamandan çalıyoruz. Hep zaman bizden çalacak değil ya abi. Bu kısmı tamamladıktan sonra diğer kısma geçiyoruz. Saçımızın üst kısımlarının kabalarını da aldık. Şimdi ben burada saçımı her iki tarafa doğru da taramak istediğim için buradan tepe noktasına doğru bir ayrım gerçekleştirdim.
Ve sonrasında bakın bu şekilde. Burada tarağın ısık kısmında kullanabilirsiniz. Zaten aşağı kısımda kılavuzum var, belli. Burada yapmış olduğumun ayrımın aynısını burada da gerçekleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi bu fazlalıkları alıyoruz. Son kontrollerimi yapıyorum. Kontrollerim de ense kısmından başlayarak yukarı doğru bu şekilde check balance işlemi yaparak bakın burada da saçımızın fazlalıklarını bu şekilde ayrımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki saçımızın fazlalıklarını alıyoruz. Tekrardan bir ayrım. Tamamen çıkış yönüne doğru çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda saçımızın komple uzunluklarını aldık. Fön işlemiyle şekillendirdikten sonra kiselleştirme evresine geçeceğiz. Ama şu anda tarağımızı bulamıyoruz. Neyse, biz kurutmaya başlayalım. Teknik kesimin mucizeleri diyoruz biz buna. Eray'cığım bak, şuradan tam gösterir misin? Bakın buradan saçlarımız nasıl aşağı doğru akıyor. Bildiğin akıyor. Bakın hiç fırça darbesi kullanmadın. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada sizlere makas kesimini anlattım. Artık geri sizde. Bu videoyu beğenmenizi, yorum kısmına düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu videonun yararı olacağını inandığın arkadaşlarına gönderirsen onlar da sevinir, ben de sevinirim. Kısacası bu kadar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu arada abone olmayı unutmayalım.